Dünyanın en önemli iş dünyası yayınlarından biri olan Forbes en zengin kulüpleri sıraladı. Birinci sırada Real Madrid, ikinci sırada Barcelona, üçüncü sırada ise Manchester United var. Ardından Liverpool, Bayern Münih, Manchester City ve Paris Saint Germain geliyor. Bilin bakalım içlerinde son yıllarda sportif açıdan en başarısız olanı hangisi? Evet, dünyanın en zengin 3. kulübü olmasına rağmen zirve yarışında rakiplerinin gerisinde kalan Manchester United. United'daki sorunları anlamak için 2005 yılına gitmemiz gerekiyor. Manchester United, ABD'li Glazer ailesi tarafından satın alındı. Ailenin reisi Malcolm Glazer, başta gayrimenkul olmak üzere pek çok farklı sektörde yatırım yapan zengin bir iş adamıydı. NFL'de Tampa Bay'i satın alıp güçlendirmiş ve 2003'te şampiyon yapmıştı. Çocukları ise artık Avrupa'da yatırım yapmanın zamanı geldi diyerek babalarını ikna etmişti. Kulübün satın alınması United'lı futbol severler tarafından büyük tepki gördü. Çünkü Glazer ailesi kulübü satın almak için diğer zengin başkalarının yaptığı gibi parayı cebinden ödemedi. Bunun yerine bankadan kredi çekip Manchester United'ı borçlandırdı. Böylece bir kuruş dahi borcu olmayan Manchester United dünyanın en borçlu kulüplerinden biri haline geldi. Bu işlem United taraftarlarını memnun etmedi. Onlara göre Glazer ailesi kulübü bir yatırım aracı olarak görüyordu. Dertleri futbol değil, ceplerini doldurmaktı. Stadyuma giden Warwick Caddesi'nde dünya futbol tarihinin en büyük protestolarından biri gerçekleşti. Taraftarlar Glazer ailesinin stadyuma girişini engellemeye çalıştılar. Tabi taraftarlar durmadı, örgütlenip kulübü Glazer'dan satın almaya çalıştılar. Love United Hate Glazer isimli oluşum 1.2 milyar dolara kulübü satın almaya çalıştı. Bazı taraftarlar tepki amaçlı olarak Football Club United of Manchester isimli alternatif bir kulüp kurdu. Tribünlerde kulübün köklü geçmişine atıf yapan yeşil sarı atkılar sallanıyor, Glazers Out pankartları açılıyordu. Fakat genç Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney'nin performansları ve ligdeki iyi gidişat tepkilerin dozunu azaltmıştı. Bununla birlikte kulüp sahibi Glazer'ın Şampiyonlar Ligi ve ligdeki kritik maçları izlemeye dahi gelmemesi taraftarın tepkisine sebep oluyordu. Cristiano Ronaldo 94 milyon euroya Real Madrid'e satılırken o sezon Antonio Valencia 19 milyon euroya transfer ediliyor. Aradaki 75 milyon euroluk farkın ne olduysa soru işaretlerine sebep oluyordu. Kulüp düşük maliyetli isimlere yönelmişti. Buna rağmen takım 2010-2011 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı. Glazer ailesinin yaptığı en iyi iş Sir Alex Ferguson'ın işine karışmamaktı. 8 senede 5 şampiyonluk, 3 ikincilik elde etmişler. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 final görmüşler ve birini kazanmışlardı. Yani sportif açıdan işler iyi gidiyordu. Bu da taraftarların tepkisinin azalmasını sağlıyordu. Tabi bunun sağlanmasında kulübün CEO'su David Gill'in etkisi büyüktü. Gill, Glazer ailesiyle Ferguson arasında bir köprü görevi görüyordu. Zaten Alex Ferguson bu isme her zaman güvenmişti. Kulüpteki uyumda ve istikrarda Gill'in de payı vardı. Glazer ailesi saha içine karışmamakla birlikte ticari açıdan da ellerindeki markayı iyi değerlendiriyordu. Manchester United Asya pazarına açılan ilk kulüplerden biri oldu ve burada büyük kitlelere ulaştı. United'ın marka değeri günden güne artıyordu. 2013 yılıyla birlikte United düşüşe geçti. Glazer ailesinin babası Malcolm Glazer'ın sağlığı iyice bozulmuştu. Kulübü oğulları yönetiyordu. Futbolun içinden gelmeyen bu isimlerin yönetimsel kararları kulübü olumsuz etkileyecekti. 2005 yılından beri Glazer ailesiyle birlikte kulüpte çalışan Ed Woodward, 2013 yılında CEO yapıldı. Fakat Woodward eski CEO David Gill kadar futbolu bilmiyordu. Alex Ferguson'ın veliahtı olarak gösterilen David Moyes ile anlaştılar. Moyes düşük bütçeyle iyi işlere imza atan istikrar için doğru bir isimdi. Ne var ki daha önce egosu yüksek isimlerle çalışmamıştı. Ayrıca 12 yıllık Everton kariyerinde Arsenal, Liverpool ve United ile toplamda 67 kez karşılaşmış, bu karşılaşmaların sadece 6'sını kazanabilmişti. Moyes'a sadece 2 transfer yaptılar, hoca sezon sonunu göremedi. Bir sonraki sezon için Louis van Gaal ile anlaşan yönetim 2 sezonda Di Maria, Luke Shaw, Falcao, Martial, Schneiderlin ve Depay'a toplamda 351 milyon euro harcadı. Takım ligi 4. ve 5. sırada bitirebildi. Van Gaal ise başarısızlığın kaynağı olarak kendisini değil Glazer ve Woodward'u gösteriyordu. Manchester United istediği zaman istediği oyuncu alabilecek güçte bir kulüptü fakat onun istediği hiçbir oyuncu alınmamıştı. Mevcut transferleri ise Woodward yapmıştı. United'ın kadro kalitesi rakiplerinin gerisinde kalmaya başlamıştı. Takımda 30 yaş üstü 15 oyuncu vardı. Kulüp gençlere gereken önemi vermiyordu. Scouting departmanı başarısızdı. Bu durumda sistemli bir şekilde futbol oynatmak güçtü. İşi kabul ederken oynatacağı sistemden veya oyun felsefesinden hiç konuşmamışlardı. Van Gaal ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştı.
Van Gaal son olarak kulüpte futbol departmanı ve ticaret departmanı arasında denge olmadığını söyledi. Hazırlık maçları için ABD'ye gidilecekti. Bu ticari bir karardı. Kulüpte Van Gaal dışında herkes bu karardan memnundu. Ne var ki takım ticari amaçla kısa sürede çok maç yapmıştı ve ligin ilk maçına yorgun çıkmıştı. Glazer ailesi bir sonraki teknik direktör tercihini Mourinho'dan yana kullandı. Hem Mourinho'dan hem oyunculardan hem de yönetimden kaynaklı bazı sorunlar ortaya çıktı. Mourinho transfere para harcatan bir teknik direktördü. Takımda kaldığı 2,5 yılda toplam 465 milyon euro harcandı. Zlatan, Pogba, Lukaku ve Alexis Sanchez gibi isimler transfer edildi. Ne var ki Mourinho bir yenilgi sonrası transfer bütçemiz yetersiz diye açıklama yaptı. Liverpool önüne geleni alıyor diyordu. Halbuki Liverpool çok daha kısıtlı bütçeyle Van Dijk, Sadio Mane ve Salah gibi akıllıca transferler yapıyordu. Mourinho yönetiminde Alexis Sanchez çok büyük düşüş yaşamış, başta Pogba olmak üzere birçok oyuncu sorun çıkarır olmuştu. Bir de üstüne menajer Raiola ile komisyonculuk yaptığı dedikoduları yayıldı. Lukaku'yu Chelsea'den gönderen Mourinho'ydu fakat United'a transfer ettirmişti. Mourinho'ya göre ise kendisi başarısız değildi. Bir Avrupa Ligi kazanmış ve takım ligi 2. sırada bitirmişti. Portekizli hocaya göre Woodward istediği oyuncuları almıyor ve gereksiz harcamalar yapıyordu. Kulüp CEO'su Woodward burada kritik bir karar daha verdi ve kulübü Solskjaer'e emanet etti. Woodward uzun vadeli bir plan yapmıştı. Solskjaer ile akademide yapılan yatırımların karşılığı alınacaktı. Norveçli hoca takımı toparladı ve seri galibiyetler aldı. Artık herkes yeni Ferguson'u bulduk diyordu. Ama hem United hem Norveçli hoca için işler iyi gitmedi. Transfere toplam 457 milyon euro harcandı. Takım bazen çok iyi oynuyor, bazense akıl almaz puanlar kaybediyordu. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamamış fakat Avrupa Ligi'nde finale yükselmişti. Son sezonunda ise Young Boys karşısında hezimete uğramışlardı. Guardiola, Klopp ve Tuchel gibi taktik dehaların olduğu bir Premier Lig'de Norveçli hoca yetersiz görülüyordu. Fakat Woodward her seferinde hocanın arkasında duruyordu. 5 saatlik bir toplantı sonrasında Solskjaer görevden alındı. Kulüp CEO'su Woodward göreve gelen bütün teknik direktörler tarafından eleştiriliyordu. 4 teknik direktörle çalışmıştı ve bu 4 isimle kendi istediği transferlerin yapılmadığını ifade etmişti. Woodward takım planlamasından ve kadro mühendisliğinden anlamıyordu. Kafasına göre transferler yapıyordu. Oyunculara değerinin çok üstünde para ödüyordu. Astronomik bedeller ödediği oyuncuları da zararını elden çıkarıyordu. Ayrıca transfer ettiği oyuncular United kalibresinde değildi. Woodward takım içindeki krizleri yönetemiyordu. Yönetimle teknik ekip arasında köprü kuramıyordu. Onun önceliği kulübe para kazandırmaktı. Zaten taraftarlar da başından beri hem Glazer ailesini hem Woodward'u kulüpte istemiyordu. Ölüm tehditleri alan Woodward tam 1.450 milyar euro transfer harcaması yapmış fakat takım vasatı aşamamıştı. Sonunda taraftarların duası kabul oldu ve Woodward görevden alındı. Kulüpte futbol aklı diye bir şey yoktu. Joel Glazer offside kuralını halen bilmediğini açıkladı. Bu da taraftarları çılgına çeviriyordu. Yönetim Red Bull'da bir futbol imparatorluğu inşa eden Ralf Rangnick'le anlaştı. Uzun vadeli bir planlamayla Manchester United güçlü bir yapıya kavuşabilirdi ama öyle olmadı. Yönetimle Rangnick arasında uyumsuzluk daha en başında ortaya çıktı. Rangnick, Denis Zakaria ve Julian Alvarez gibi iki yetenekli oyuncuyu transfer etmek istemiş fakat yönetim para harcamamak için bunu reddetmişti. Rangnick için ligde işler çok da iyi gitmedi. Takımın pres yapmasını istiyordu fakat oyuncular top odaklı pres yapamıyordu. Hoca Ronaldo'nun sistemine uymadığından yakınıyordu. Red Bull'da sınırsız yetkiyle donatılmıştı fakat Manchester'da birçok problem vardı. Zaten oyuncu grubuyla da çok anlaştığı söylenemezdi. Yönetim sorunları çözmek için Rangnick'ten rapor istedi. Rangnick açık sözlülükle kulüpteki bütün sorunları ortaya döktü. Yönetimse tamam biz bu sorunları çözeceğiz fakat sen olmadan dedi ve yolları ayırdılar. Yani Glazer ailesi uzun vadeli plan yapıp kendini ispatlamış bir ismi getiriyor fakat plana sadık kalmıyordu. Mayıs 2021'de taraftarlar büyük bir eylem düzenledi. 4 gün süren protestolarda antrenman tesisleri basıldı. Glazer ailesi ise çözüm arayışı içindeydi. Rangnick'in raporu doğrultusunda Erik ten Hag ile anlaştılar. Fakat Hollandalı hoca ligi iyi başlayamadı. Casemiro transferi takıma ne katar, Cristiano Ronaldo'nun akıbeti ne olur yakında göreceğiz. Şu an kulüp borçlarını ödemekte zorluk çekiyor. Reklam anlaşmalarında City'nin gerisinde kalmaya başladılar. Old Trafford'un artık yenilenmesi gerekiyor. Böyle giderse ya kulübü Araplara satacaklar ya da daha önce Chelsea'yi geç kaldığı için satın alamayan Jim Ratcliffe'le masaya oturacaklar. Görüldüğü üzere United'da yöneticilerin futbola uzak olması ve kulübü sadece üzerinden para kazanılacak bir araç olarak görmeleri önüne geçilemeyen sorunlara sebep oldu. Para kazanıldı fakat belirli bir plana sadık kalınmadı. Transfere milyar euroluk harcama yapıldı ama çok az oyuncu katkı sağlayabildi. Van Dijk ve De Ligt gibi isimler elden kaçtı. Yönetim ve teknik direktörler arasında bitmeyen sorunlar yaşandı.
taraftarlar memnun edilemedi. Böylece Manchester United, Glazer ailesi elinde para kazandıran ticari bir üründen fazlası olamadı. Ben Mr. Manager, bir sonraki videoda görüşmek üzere.